Şırnak'ta güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bir subay, iki asker hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının PKK tarafından düzenlendiği ve olayın ardından bir PKK'lının silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte başkent Pekin'de katıldığı bir toplantıda, Türkiye ile karşılıklı saygı çerçevesi içinde stratejik işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılacağını dile getirdi. Yunanistan Başbakanı Tsipras, partisi Syriza'nın merkez komitesine hitaben yaptığı konuşmada alacaklılarla yürütülen pazarlıklarda tasarruf programını kabul etmekten başka çareleri olmadığını ifade etti. Tsipras, kendini eleştiren partinin sol kanadına da çözüm önerisi getirmeleri çağrısında bulundu. İsrail parlamentosu 46'ya karşı 40 oyla açlık grevi eyleminde bulunan mahkumlara zorla yemek yedirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Özellikle Filistinli mahkumlar İsrail cezaevlerinde sık sık bu eylemlerle gündeme geliyor. Söz konusu yasa insan hakları örgütlerince eleştiriliyor. Taliban lideri Molla Ömer'in öldüğüne dair haberlerin ardından Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşmesi planlanan Afganistan-Taliban barış görüşmeleri ertelendi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Halilullah görüşmelere başlanması için çaba sarf etmeye devam edeceklerini dile getirdi. 17 ay önce uçuşu sırasında irtibatı kesilen Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağa ait olabileceği belirtilen kanat parçası Hint Okyanusu'nda Reunion Adaları'nın sahiline vurdu. Malezya Ulaştırma Bakanı Lai incelemelerin ardından kesin bir açıklama yapılabileceğini dile getirdi.